Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün ilk bölümde ele alacağımız başlık sanayi üretim rakamlarının detayları olacak. Şimdi o tarafta hem Akamip'le konuşacağız. Özellikle Türkiye'deki imalat PMI göstergeleri, kapasite kullanım gibi verilerin son dönemde daralmayı işaret etmesi ve aslında büyümenin kırılımına baktığımızda da üretim tarafından ve yatırım tarafından yeterli desteğin gelmemesi sanayici için nasıl yorumlanıyor? Yatırım teşvikleri, bir yandan banka kredileri, bunlar acaba önümüzdeki süreçte mevcut kapasite kullanımları artmışken yeni yatırımı teşvik edebilecek düzeyde mi? Tüm bu başlıkları konuşacağız. Bülent Aymen bizimle olacak Akamip Başkanı programın ilk bölümünde. Sonrasında ise hem bugün gelen perakende satış rakamlarının orada Ekim'de %9.5'lik yıllık bir artış var. Tabii artış sürüyor ama istenildiği kadar mı sürüyor? İş talep canlı kalır mı? Bu soruları Birleşmiş Markalar Derneği Sinan Öncel ile konuşacağız. Aralık sonu itibariyle artık yılbaşından sonra biliyorsunuz normalde indirimler başlar. Bu fiyat indirimlerini görebilecek miyiz? Yoksa zaten perakendeci mevcut üretici fiyatlarındaki yükselişin tamamını tüketiciye yansıtamadığından indirimler daha mı sınırlı olacak? Bir diğer başlık Türkiye'deki AVM'lerin ki Burak Karagöz'ün de röportajı olacak. Hüseyin Alkaş'ı dinleyeceğiz. Borçlarının artması ve alışveriş merkezlerindeki yatırımların duraksaması. Bu borçlar acaba ödenemezse AVM'ler bankalara devredilir mi? Oldukça önemli bir başlık. Bunu da yine değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Piyasa nezdinde ise programın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi Çağlar Kuzlukluoğlu'yla sanayi üretimine dair verilerin detaylarını size aktaracağız. Şimdi gelin bir hızlıca bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor? Fokus programındaki akışa başlamadan önce. Şimdi Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan sınırlı düşüşten sonra rally'nin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dün 5000 puanın üzerinde oldukça güçlü bir BIST 100 endeksi vardı. %0.26'lık bir yükseliş var borsada. Hemen alt detayları da ekrana rica edelim. O tarafa da bakalım. Özellikle banka, sanayi ve mali endeks diye baktığımızda bankalarda dünden farklı olarak bugün sınırlı da olsa bir düşüş var. %0.76 bir geri çekilme var. Bankacılık endeksinde. Sanayi tarafta yatay bir hareket görüyoruz. Yani dün güçlü olan bankalar daha sınırlı alıcılı olan sanayide bankalar bugün negatife döndü. Sanayi endeksi de yatay, mali endeksi de yine yatay bir seyir hakim. Hangi hisseler dikkat çekiyor? En çok yükselenler ve en çok düşenleri de ekrana getirelim. En çok artanlardan Migros, Genelaç, İş Yatırım Menkul Değerler, Aydem Enerji, BİM Birleşik Mağazalar ilk sırada. Özellikle Migros'ta %5'in üzerinde prim var. Genelaç %5'in üzerinde primli. İş Yatırım'da yine %5'in üzerinde yükseliş var. Aydem Enerji ve BİM'de de %4.5'luk kazanımlar var. Devam edelim buradan en çok düşenlere. Sasa Polyester, Smart Güneş Enerji, Kontrolmatik, İpek Enerji ve Koza Madencilik şu an en çok düşenlerin içerisinde. Özellikle Sasa hissesi %5 aşağıda ama hisse satış haberi de geldi Erdemoğlu Holding'in. Onu aktaralım. Sasa ile beraber Sabancı Holding'de hisse satışı devam ediyor. Dolayısıyla aslında şirket sahiplerin, patronların son dönemdeki volatilite ile beraber borsada yaşanan yükseliş sonrası hisse satış haberleri de arttı. Aksini yapanlar da var elbette. Satıştan sonra var olan düşüşten yararlanıp hisse geri alımı yapanlar da var. Ama gün sonunda son birkaç aydır bol bol aslında şirket ortaklarının satış ya da alım yönünde piyasaya müdahale ettiğini de söyleyebiliriz. Smart Güneş Enerji en çok düşenlerde. Kontrolmatik %4 aşağıda. İpek Enerji %3.3 ve Mavi Giyim'de de %3'lük düşüş var. Geçelim döviz piyasasına. Dolar Türk Lirası'ndan 18.64.80'den geçiyor işlemler. Yatağa yakın bir seyir var. Euro TL 19.68'de. Paritede 1.05.54'te güçlü kalmaya devam ediyor. Bugün Amerika'nın enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Oradaki detaylar da önemli olacak diyelim. Rakamlardan sonra gidelim buradan araştırma masasına Çağlar Kuzukluoğlu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar günaydın, hoş geldin yayına. Bugün sanayi üretimini karşıladık. Yıllık bazda %2.5'lik bir artış var. Aylık bazda da %2.4 arttı. Halbuki beklenti aylık bazda bir daralma olması yönündeydi. Hem veri nasıl yorumlanmalı hem de bir yandan orta uzun vadede mevcut yatırım kredileri, ticari kredi faizlerinin bulunduğu seviye sence yeni yatırım iştahını artırabilir mi?
Hüzam günaydın. Aslında büyüme ekseninde kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi hem Türkiye için hem de dünyada farklı ülke gruplarına 2022'de bizim yavaşladığından söz ettiğimiz ekonomik aktivite adına önemli göstergeler olmaya devam ediyor. Tabii bundan sonra 2022'nin tamamlanmasına kadar açıklanacak verilerin önemi olacak ama grafiğimiz ekrana geldiğinde bir bu yılın genel resmini görmek açısından detaylara girmek isteriz. Aylık veri detaylarıyla beraber. Burada baktığımızda Güzem geçtiğimiz yılın sonundaki resmin aslında 2022'de tam manasıyla hem dünyada hem de Türkiye'de konuştuğumuz konular ekseninde trendi aşağıya doğru çevirdiğini görebiliriz. Nitekim yıllık bazda daralmanın eşiğine Eylül'de gelmiş olsak da aslında burada aşağı yönlü trendin son gelen veriyle Eylül'deki bu %0,46'lık yıllık bazdaki kısıtlı genişleme sonrasında pozitife döndüğünü görüyoruz. Aşağıdaki çubuklar aylık değişimleri gösteriyor Güzem. Burada da baktığımızda yılın resminde şu bizim karşımıza çıkıyor. Ocak, Mart, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında sanayi üretimi yukarıdaki yıllık trendin aşağı yönde olmasını açıklar biçimde aslında aylık bazda daralmış. Ekim'de gelen ve tekrar yukarı yönde beyaz çubuğun yukarı yönde seyrettiği bu veriyle beraber 5. artış ayına girmiş. Yani aslında büyüme ekseninde bizim son büyüme rakamı sonrasında 4. çeyrek büyümesine dönük aslında sanayi tarafından gelen resmi gösterir vaziyette. Burada Türkiye'de de ekonomik aktivitenin sanayi ayağında en azından yavaşlama gördüğümüzü söyleyebiliriz. Peki aylık ve yıllık bazda bu aylık en azından görüntüyü pozitife çeviren etmenler neler? Hemen detaylara bakıyoruz. Aslında elektrik, gaz, buhar ve enerji tarafında aylık bazda değişim eksi tarafta kalmış. Ama bilhassa artı tarafta kalanlara baktığımızda madencilik ve taş ocakçılığı, sermaye malı ve yüksek teknolojinin %7'ler onlar civarında yukarı yöndeki seyri bu ayki resmin pozitif olmasını sağlamış. Özellikle bundan sonra gelecek sanayi üretim verilerinde tahmin ediyoruz ki yıllık büyümenin resminin daha net biçimde sanayi tarafından en azından gelen katkı tarafında görüleceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki gelişmeleri de izleyip aktarmayı sürdüreceğiz Güzel. Çağlar çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için sana. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara aranın arkasından fokusa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fokusa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın bu bölümünde Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Aymen bizimle. Bülent Bey hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aslında sanayi üretim rakamları Ekim ayında beklentinin aksine bize genişlemenin olduğunu gösterdi. Hem aylık bazda %2,4'luk artış hem de yıllık bazda %2,5'luk artış. Fakat tabii biz son çeyrek rakamlarında henüz karşılamadık son çeyrek büyümesini. Yani Ekim-Kasım aralığında göreceğiz ama 3. çeyrek büyümesinde aslında üretim ve yatırım tarafının büyümeye çok katkı sağlayamadığını görmüştük. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem bu son birkaç ayı hem de yılın tamamını? Şimdi burada tabii dünya konjonktürüne de bakmak lazım. Çünkü biz dünyayla çalışıyoruz. Dünyadaki tüm ülkelerle çalışıyoruz. Dünyada bu pandemiden sonra başlayan bir durgunluk, kapanmalar. Biz sürekli çalıştık bu kapanma döneminde de. Ve bizim tedarik zincirimiz kırılmadı dünyaya sağladığımız. Ama pandemiden sonra da yaşanan bu Rusya-Ukrayna gerginliği de tabii ki dünya ticaretini olumsuz bir şekilde etkiledi. Bizi pek fazla etkilemedi. Yani o üretim endeksleri, dünyadaki üretim endekslerinin biraz yükselmesi bizim için olumlu tabii. Çünkü hem tedarik tarafında biz her yerde, özellikle Amerika ve Avrupa bizden vazgeçmiyor. Her türlü olumsuz koşullarda bile vazgeçmiyor. Olumlu. Çin'deki bu kapanmaların ne zaman düzeleceği, gelen rakamlar şu anda açılma var diye gözüküyor ama sıfır Covid'den dolayı Çin'deki bu kapanmalara her an kapanma yaşanırsa bu da dünya ticaretini olumsuz bir şekilde etkileyecek. Onun için yani biz bir şekilde üretimimizi yapıyoruz. Bizdeki rakamlarda olumlu gelecek. Olumlu geliyor. Üretimimizi yapıyoruz ama bir takım başka sıkıntılarla boğuşuyoruz tabii.
Şimdi arkadaşlar da ekrana getirtti. Eksi beklenirken artı geldi. Fakat sarı sütunlara bakacak olursak aslında yıllık bazda da giderek artış hızının azaldığını görüyoruz. Hı hı. Yani bu noktada iki tane temel soru var. Bir, talep. İki, arz. İhracat pazarları nasıl? İç pazar nasıl? Talep tarafında. Sonrasında da arz için, yani üretim iştahı için de yatırım kredileri ve finansmana erişimi soracağım. Önce biraz taleple başlayalım isterseniz. Mesela sizin sektörde talep nasıl şu an? Şimdi bizim sektörde talepte düşüş var. Bu önemli ölçüde görülüyor. Yani biz bunu yaşıyoruz, hissediyoruz. Tüm arkadaşlarla konuşuyoruz, sektördeki arkadaşlarla. Bizde 4 alt sektör var. 4 alt sektörde de talepte bir düşüş söz konusu. Ham madde fiyatlarından dolayı ve tedarik tarafında, Çin'deki Çin tedariği tarafında, özellikle kağıt, karton, ambalaj sektöründe bir takım sıkıntılardan dolayı talepte düşüş var. Arzda düşüş var. Talepteki düşüşten dolayı arzda düşüş var. Bir de maliyet unsurları var tabii. Maliyet unsurları da etkiliyor. Yüksek maliyetlerle boğuşuyoruz şu anda. Enerji maliyetlerinin yüksekliği ve Türkiye'de enflasyonun doların artış hızından daha fazla artmış olması, ki Ocak ayından bu yana dolardaki artış hızı %40, enflasyon resmi üfe rakamları %114, tüfe rakamı %85. Tüm bu aradaki fark ihracatçının, üreticinin cebinden çıkıyor ve maliyetlerini yansıtmak durumunda kalıyor. O zaman da rekabet şansını yitiriyor. Bundan dolayı da şey var, yani arzda zaten bir sıkıntı yok ama talepteki düşüşten dolayı arzda da bir daralma söz konusu. Peki burada özellikle ihracat pazarlarını biraz daha detaylı konuşacak olursak, şimdi biz ilk aslında bu ticaret savaşları başladığında, sonra pandemiyle kapanmalar olduğunda üst üste Çin'e iki tane darbe vuruldu. Önce Trump, sonra da Covid. Ve böyle olunca Türkiye aslında AB pazarlarında daha rekabetçi olabilecek. Çin'in yerini biz alacağız. Özellikle işte mobilya tarafında katma değerli üretme, çok daha kaliteli ürünler üretiyoruz dedik. Bu hikaye devam edebilir mi? Yoksa programdan önce yine vurguladınız, az önce de söylediğiniz navlun bedellerinin aşağı gelmesiyle beraber Çin tekrar Türkiye'nin pazarlarına rakip mi burada? Çin her pazara rakip. Tüm ülkelerin her pazarına rakip. Çünkü Çin'de ölçek ekonomisi var ve ölçek ekonomisine göre üretim yapıyorlar. Maalesef bizde bu yok. Bizde özellikle bizim sektörlerde, benim temsil ettiğim sektörlerde %70-80 üretimi yapan firmalar KOBİ nitelindeki firmalar. Hı hı. Ve bunlar büyük ölçekli üretim yapmaktan uzak ve maalesef yatırım şartları da çok uygun değil Türkiye'de şu anda, özellikle finansman şartları çok uygun değil. Onun için biz bu Amerika pandemi öncesinde de Amerika'nın Çin'le ticaret savaşlarında Amerika 100 milyar dolarlık bir anlaşma söz konusuydu bizimle ve seçilen 5 sektör içinde mobilya sektörü vardı ve arkadaşlar, sektördeki arkadaşlar bu konuda bayağı ümitlendiler ama oradan gelen siparişleri, gelecek olan siparişleri bugünden yarına buradaki üretim potansiyelinin, üretim kapasitesinin cevap vermesi mümkün değil. O yüzden bir ölçek ekonomisinin yaratılması lazım. Nasıl katma yaratacağız değerli onu? Onun için bir kere firmaların birleşmesi veya firma birleşemiyorsa eğer, yatırım ortamını iyileştirip firmaların yatırıma yöneltilmeleri lazım. Yatırım yapmaları lazım. Kapasite kullanımları şu anda %60-70'ler seviyesinde. Hı hı. Ama Anadolu'da mesela şimdi bu maliyetlerden dolayı 4 güne düşen, özellikle Antep, Kayseri, Denizli taraflarında biz duyuyoruz. 4 güne, çalışma günü sayısını 4 güne düşüren firmalar var. Onun için taleplerden dolayı tabii. Hı hı. O yüzden yani şu anda kapasite kullanımları bir aşağı gelmiş durumda. Hem iç piyasadaki biraz daralmadan dolayı hem de ihracat pazarlarının daralmadan dolayı. Bizim bu şeye yetişmemiz, yani orada Amerika'nın tüm Çin'den alımlarını ikame edebilecek bir seviyeye gelmemiz mümkün değil. Ama tabii ki onların Amerika pazarında birçok üründe, birçok sektörde bizim Çin'in bir kısım pazar payını almamız mümkün. Peki burada özellikle yatırım teşvikleri, işte finansmana erişim. Şimdi tabii bunları konuşana kadar öncelikle ihracatçı için son dönemde hem Merkez Bankası'na yatırılan bedeller, hem döviz pozisyonu tutma konusundaki bilançodaki ayarlama, işte mevcut varlıkların, aktiflerin işte bakıldığında %10'undan fazlası olmayacak döviz vesaire. Şimdi tüm bunları alt alta koyduğunuzda gerçekten ihracatçı bilançosunu nasıl yönetiyor? Önce o tarafı sorayım. Yani döviz ve TL dengesini nasıl kuruyorsunuz? Bir yandan ithal girdiler de var. Öte yandan da bunları yerine getirdikten sonra siz, bir de işin işte teşvik, vergi gibi mekanizmaları var ama önce o koşulları yerine getirmeniz lazım. Nedir oradaki son durum?
Şimdi nakit akışını yönetebilmek şu anda mümkün değil ama Türkiye'de sürekli bu tip krizler yaşandığı için ihracatçı, sanayici, üretici bu krizlere karşı kendi önlemlerini kendi firmaları için bir şekilde yaratabiliyorlar ama öncelikle nakit akışında sıkıntı söz konusu. Ya, akınlığa bağlı şirketlerde de bu var bu mı? Bu sıkıntı aslında? Anadolu'da bu şirketlerde var sıkıntı. Nakit akışında bir sıkıntı söz konusu. Maliyetlerle ilgili bir sıkıntı söz konusu ve finansmanla ilgili sıkıntı çok daha büyük problem. Çünkü bankalardan bir kere özellikle KOBİ nitelindeki firmaların bankalardan finansmana ulaşımı çok çok zor. Ve o Merkez Bankası'nda düşürülen %9,5 seviyesine düşürülen kredilerle özel bankalardan kredi kullanımı şu anda %35-%40 seviyesinde yedirilmiş şeylerle. Yani çünkü belli bir zorunlulukları var. O zorunlulukların dışında işte aldıkları ek masraflarla beraber 35-40 seviyesinde. Devlet bankalarında da kredi ulaşımında sıkıntı söz konusu. O yüzden yani finansmanda büyük sıkıntı var. Bırakın yatırımı. İşletme sermayesi içinde finansman ulaşımında büyük bir sıkıntı söz konusu. Burada şimdi bir yandan da asgari ücreti konuşuyoruz tabii. Tabii istihdam tarafındaki rakamlar elbette önemli ama işverenin üzerindeki maliyetler. Sizin sektörde de asgari ücrete çalışan oran sayısı yüksek mi? Buradaki önümüzdeki dönemde yapılacak zamlar sektörü nasıl etkileyebilir? Şimdi öncelikle şu asgari ücreti konuşmamız lazım. Asgari ücrette eğer siz işçinin veya çalışanın alım gücünü yükseltmezseniz veya enflasyonu düşürmezseniz asgari ücrete yaptığınız her zam birkaç ay sonra tekrar yetersiz hale gelecek. Ki bu sene yaşadık bunu biliyorsunuz. İki tane zam oldu. Onun için işçi tarafında, çalışan tarafında bir sıkıntı. Yani o enflasyonu, alım gücünü yükseltmeniz lazım. İşveren tarafına baktığınızda evet bizim sektörlerde özellikle Anadolu'da asgari ücretle çalışan, asgari ücrete yakın maaşla çalışan işçi sayısı fazla. Ama bunun işveren üzerindeki yükümlülüğü de çok fazla. Bakın %60'lardan bahsediliyor Ocak ayında yapılacak olan zam oranı. Zaten bu bir takım maliyet problemleriyle, enerji problemleriyle, enerji maliyetleri, ham madde maliyetleri problemleriyle, finansman problemiyle uğraşan işveren için, sanayici, ihracatçı için ek bir %60-70'lik asgari ücret zammı büyük büyük bir kere devletin bu konuda bu yükün bir kısmını işverenden alması lazım. Burada mesela bakıldığında mesela hazır giyim tekstil sektöründe özellikle yüksek teknoloji üretim yapabilecek kapasitemiz var ama işçi bulamıyoruz, teknik eleman bulamıyoruz deniliyor. Böyle bir sıkıntı sizin sektörde yaşıyor mu? Yani hem mühendis hem yazılımcı hem de sektörde işi bilen gerçekten teknik eleman bulma konusunda son dönemde sıkıntı var mı? Çok büyük sıkıntı var. Onun için yapılmış bir araştırma var. Ben onun rakamlarını size vereyim. Bu geçen sene yapılmış olan bir araştırmaydı. Üniversite toplam 15-24 yaş arasında ki gençlerin %27'si maalesef şey yapmıyor, üniversite okumuyor. Ya kayıt dışı işlerde çalışıyor veya işte aile baba parası yiyor. Fakat en acısı da bu yaş grubu arasında 557 bin genç üniversite okuyor, bitiriyor ama iş bulmakta zorluk çekiyor. Maalesef eğitim sisteminin yetersizliğinden dolayı kalifiye bir işe giremiyor. Mesleki eğitimden yetersiz. Mesleki eğitim yetersizliği Türkiye'deki önemli bir problem. Bizde de kalifiye işçi, kalifiye eleman bulmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da büyük bir sıkıntı var. Peki şimdi son birkaç dakikanın içerisinde İzbülent Bey, burada ben akademik olarak biraz hedeflediğiniz rakamları da sormak istiyorum. Bu yılı nasıl bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyorsunuz ve 2023'teki en büyük riskler ve fırsatlar ne olacak sizin sektör için? Yani bizim sektör ihracatı %25 civarında arttı geçen ay. Fakat bizde %1 civarında kamipte arttı. Yani ihracatta tüm sektörlerde ihracatta artış hızı çok düştü. Yani daralma olmasın. Daralma değil, artış hızı yavaşladı. Biz geçen 2-3 ay önce hedef 950 milyon doları hedefledik bir kere sene sonunda. Bunu bulacağız. 900 milyon, 880, 890 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik son 11 ayda. 950 milyon doları bulacağız. Biz iki ülkeyi çok hedef, acil hedef ülke olarak belirledik. Birincisi Amerika, ikincisi Rusya. Ve Amerika'ya Kasım ayı içinde bir fuara katılımı gösterdi. Ve bunlara da genel olarak KOBİ'lere götürüyoruz. Urge projelerimizi götürüyoruz. Türkiye'den fazla Urge projesi yapan birliğiz. Onları oralara hazırlıyoruz. Ve Amerika ihracatımızda %160 civarında artış oldu son ayda. Oraya çok büyük önem veriyoruz. Oradaki tüketim alışkanlıklarına üretim yaptırıyoruz. Rusya da bizim için çok önemli. Orada da %150 civarında artış oldu. Bu ay ben de gittim oraya. Hem bir ticariyet yaptık. Bayağı büyük bir ilgi gördü. 86 firma, Rus firması geldi. 23 firmayla görüşme yaptı ve bir fuara katılım gösterdik. Rusya'da ihracatımız her ay
çok artıyor. Ya Rusya bizim için şu anda savaşa rağmen artıyor. Çünkü Rusya'nın şu anda tek çıkış kapısı, en büyük çıkış kapısı Türkiye. Oraya mal gönderebilecek olan ülke. Ve burada da yatırım fırsatlarını arıyorlar Ruslar. Bizim sektörlerde de. Onun için tabii ki bu dünyanın uyguladığı bir ambargo, birçok ülkenin uyguladığı ambargo var. Ama Türkiye burada siyasi duruşun çok takdir edilir, bizim için takdir edilmesi gereken siyasi duruş gösterdi hükümet. Ve orada ticaretimiz artıyor. Yani iki önemli ülkede biz ihracatımızı arttıracağız. Diğer ülkelerde zaten varlığımızı sürdürüyoruz. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, analizleriniz için. Akamit Başkan Yardımcısı Bülent Ermin'e teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara aranın arkasından hem AVM tarafını konuşacağız Hüseyin Alkaş'la hem de Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ile perakende sektörünü değerlendireceğiz. Ama önce bir ara. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizimle. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz kaptırdık kendimizi Sinan Bey'le. Tabii reklam arasındayken siz bizi beklerken tartışmaya başladık bile. Neyi tartışıyoruz? Kira oranları artar mı? Elektrik oranları artar mı? AVM giderleri, mağazaların giderleri. Tüm bunların artışı enflasyon olarak bize geri dönüyor. Tüm bu başlıkları konuşacağız. Ama bununla beraber sadece perakendecinin ve bizim TÜFE tarafındaki enflasyonist baskıları değil, bir o kadar da önemli olan AVM'lerin borçluluğu, AVM'lerin finansmana erişimi, orada gerçekten sıkıntı var mı? Bunun için de hemen Burak Karagöz'e ve konuğuna sözü verelim. Gizem teşekkürler. Senin de söylediğin gibi büyük bir zirveden size sesleniyorum. AYD Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Altaş'la beraberiz. Şimdi Hüseyin Bey, zirveye çok önemli katılımcılar var. Sabahtan beri de izliyorum. Çok önemli başlıklar ortaya çıkıyor ama ben hemen size, sürem de kısıtlı, şunları sormak istiyorum. Şimdi daha geçtiğimiz günlerde şu an itibariyle, yani 2022 sonu itibariyle AVM'lerin 13 milyar dolar borcu olduğunu söylediniz. Dolayısıyla bu borcu yapılandırmak istiyor musunuz? Yapılandırmak için birileriyle görüştünüz mü? Son durum nasıl? Çok teşekkür ediyorum Burak Bey. Öncelikle ekonomi zirvemiz hayırlı olsun alışveriş merkezleri olarak. Gayet güzel bir zirve yaşıyoruz. Çok güzel katılımlar var, güzel sunumlar var. İçeride de bahsettiğiniz gibi 13 milyar dolar borcumuzun olduğunu ifade ettik. 13 milyar doların yapılaştırması ile ilgili olarak Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati ile görüştük. Kurul olarak da gittik ve borç yapımızı anlattık. Örsen Young'la beraber bir rapor hazırladık. Alışveriş merkezlerinin problemleri, dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili. O raporda bize Örsen Young'ın sunduğu bir çözüm önerisi var. Biz de o çözüm önerisini Sayın Bakanımıza ilettik. O da şuydu. Borçların 1/3'ünün TL olarak 4 yıllık yapılandırılması, kalan 1/3'ünün döviz olarak devam ettirilmesi 4 yıldan sonraki süreçte, 8 veya 10. yıllarda da kalan 1/3'lük kısmında balon ödeme şeklinde yapılması. Bu önerimiz mantıklı ve makul geldi. Bunun üzerinde maddi yapısı itibariyle çalışacaklarını ifade ettiler. Bekliyoruz inşallah. Şimdi son günlerde konuşulan konulardan bir tanesi de AVM'lerin bankalara devrinin mümkün olup olmadığı. Sizin bu konudaki görüşünüz nasıl? Bu konuda şöyle, alışveriş merkezleri bankalara devrolmaz. Bir defa bunu özellikle vurguluyorum. Neden? 2 yıl önce de bu çok tartışılıyordu. Ya çok borcunuz var, AVM'leri devredersiniz. Hayır, devredilmez. Nedeni şu, alışveriş merkezi yatırımcılarının, sadece alışveriş merkezi yatırımı yok, başka yatırımları da var. Mecburen borçlarını bir şekilde kendileri de zorlanarak, yapılandırarak ödüyorlar. Ama bu proje finansmanı açısından, yani bir AVM'ye yatırım yapmışsınız, bunun 15-20 yılda dönmesini hesap ederek yapmışsınız. Orada büyük bir yanlışlık var. Orada bir denge bozulması var. Biz o dengenin geri tamir edilmesini talep ediyoruz. Yoksa alışveriş merkezi yatırımcılarının çoğu güçlü ekonomik yapılara sahip. Evet, borçlar var. Bu borçlar AVM'lerle dönmez. Ama biz de AVM'lerimizi kaptırmamak için gerekli çalışmaları yapar ve bu borçlarımızı yapılandırarak devam ederiz hayatımızı. Şimdi Hüseyin Bey, bir tarafta 13 milyar dolarlık bir borçtan söz ediyoruz. Bir diğer tarafta da seneyi kapatıyoruz. 2023 yılı için Türkiye'de yeni AVM yatırımı yapmaya iştahlı yatırımcı var mı? Olacak mı? Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir sene olacak önümüzdeki sene sizin açınızdan? Burak Bey, alışveriş merkezi yatırımları oldukça azaldı.
malumunuz. Çünkü daha önce de bahsetmiştik. 2002 yılında 44 alışveriş merkezi ve 1,5 milyon metrekare yer vardı. Bugün 446 alışveriş merkezimiz var. Yani ekonomiden bağımsız olarak da bir doygunluk var ülkemizde. Ama hala 14 ilimizde alışveriş merkezi yatırımı yapılmamış hiç. Oralarda yapılabilir. Yeni alanlarda yapılır. 2023 için de 8 tane alışveriş merkezi yatırımımızın başladığını biliyoruz. Ama çok daha fazla yatırım yapılması gereken bir sektör olduğuna da inanıyoruz. Hüseyin Bey, bu 8 yatırım nerelerde olacak? Bildiğimiz şu an İzmir, Edirne, Malkara'da var. İzmir'de, Ankara'da var. 2 tane de İstanbul'da var. Şimdi peki 2022'yi nasıl kapatıyorsunuz genel anlamda? Güzel bir soru. Neden diyeceksiniz? 2019'la kıyaslıyoruz. Çünkü pandemiydi ve pandemi sonrasındaki verileri. Mesela 2019'da pandemi öncesinde giriş sayımız günlük 6,5 milyon kişiymiş. Bugün 7 milyona geldik. Yani yaklaşık hemen hemen diyorsunuz ki yaklaşık niye 6,5 ile 7 aynı? Açılanları da hesaba koyduğunuzda giriş sayıları itibariyle eşitledik. Cirolarımızda da reel anlamda %20'lerde artışımız var enflasyondan arındırırsak. Bunu zaten Akademetre ile yaptığımız bir açıklama neticesinde kamuoyuyla da paylaştık. Ama yıllık bazda da %120 gibi enflasyondan arındırmadığınızda bir artış söz konusu cirolarımızda. Umutluyuz kısacası. İnşallah tekrar pandemi gibi hastalıklar vesaire kapanmalar olmaz. Ve biz bu ticaretimizi hızlı bir şekilde daha da büyüterek devam ediyor oluruz. Peki, çok teşekkür ederim verdiğin bilgi için. Sağ olun. Güzel, söz tekrar sende. Burak, çok teşekkür ediyoruz bu röportaj için. Hemen dönelim buradan stüdyoya. BMD Başkanı Sinan Öncel bizimle dedik. Sinan Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Birçok konu var gündeme alacağımız ama öncelikle isterseniz hemen Hüseyin Bey'in açıklamalarıyla başlayalım. Şimdi 13 milyar dolar gibi bir borçtan bahsediyor kendisi ve AVM'lerin bankalara devredilemeyeceğini ama bu borcun da yapılandırılması gerektiğini söylüyor. Şimdi AVM yatırımcıları bu durumdayken gün sonu tartışacağımız konu nasıl olacak da sizin kira zamlarınızdan feragat edecekler ya da sizle nasıl anlaşacaklar? Çünkü kendilerinin borçlunun çok kötü olduğunu ve yapılandırma istediklerini söylüyorlar. Şimdi bizim şu anda temel problemimiz enflasyon. Doğru. Süremiz kısıtlı olduğu için ben hemen birkaç mesaj lütfen vermek istiyorum. Temel meselemiz enflasyon ve bizim enflasyonumuzu da maliyet enflasyonu oluşturuyor ve bu maliyet enflasyonunu bizim çok hızlı düşürmemiz gerekiyor. Bu ay artış tüfe ortalaması kirada %70 oldu. Hı hı. Yani 100 bin lira kirası olan bir dükkanın kirası 170 bin lira oldu. Perakende sektöründeki en temel 3 maliyet unsuru kira, genel giderler ve enerji maliyeti. Elektrik konusunu sizin aracılığınızla defalarca dile getirdik. Hı hı. Şu anda alışveriş merkezlerinde normal piyasa fiyatının en azından 2 katına yakın bir rakamla biz enerji maliyetiyle karşı karşıyayız. Genel giderler yaptığımız anket... Bunun normal bir işletmenin seviyesine mi düşürülmesi gerektiğini savunuyorsunuz? Tabii fiyat ki. Fiyat tarifesini. Tabii ulusal tarifeye düşürülmesi gerekiyor. Düşürülmesi değil aslında. Düşürülecek bir durum yok. Ulusal tarifeyle aynı olması lazım. İkincisi hala şeffaf değil genel giderler. Bununla ilgili genel gider yönetmeliği çıktı fakat üyelerimizin anket yaptık. %85'i hala şeffaf değil diyor. Kira artışlarında üyelerimizin önemli sorunu %70 gibi bir artışa rağmen halen daha üst sınırlarda kira artışı talepleri çok fazla. Şimdi bakıyoruz, şimdi bir de şu bir şehir efsanesine dönüştü. Bizim 13 milyar borcumuz var, 15 milyar borcumuz var. Bir 15 milyar dolar çıkıyor, bir 13 çıkıyor, bir 12 çıkıyor. Haberlere bakıyorum gerçekten 12 ile 15 arasında değişen sürekli bir rakam. 13 milyar dolar dedi ama. Şimdi 2018 yılında dövizden TL'ye geçildiği zaman Sayın Vahap Munyar o günkü köşesinde bir haber yapmış. Diyor ki Sayın Bülent Aksu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı açıklama yapıyor. Arama motorlarından çok rahat bulunabilir. Diyor ki bizdeki rakamlara göre diyor 2018 yılında alışveriş merkezlerinin borcu 8 milyar dolar. Pandemiden dolayı bu kadar artmış olabilir mi? Ama dolar bazında hani kur bazında hadi arttı diyeceksiniz de ama döviz bazında nasıl o iki hiç katına, gelirleri olmazsa iki katına birden nasıl geldi yani döviz borcu
%50 artmış oluyor. 8'den 13'e geldiyse yaklaşık işte %60. Nasıl olabilir döviz bu, yani bu dövize bu kadar bir faiz işlemesi zaten mümkün değil. Perakende sektörüne geliyoruz. Bizim sadece bu yıl başında 164 milyar lira olan perakende BDDK verisi bu. Peki. Yani bu resmi bir veri. 164 evet. milyar lira olan perakende sektörü borcu 226 milyar liraya çıkmış. Yani şimdi burada borç yarıştırmak doğru bir şey değil. Çünkü 1 milyon... Yani diyorsunuz ki eğer AVM'lerin borcu varsa perakende sektörünün... Daha da fazla borcu var. Borcu var. Daha da fazla borcu var. Üstelik biz bir sabit kira artı ciro kirası ödüyoruz. Enflasyon sebebiyle artan cirolardan... Şimdi %70 artış olan sabit kira bedeliniz. Tabii. Peki bir de cirodaki artıştan ödüyorsunuz ama ciro sizin karınızı göstermiyor. Yani ciro zaten tabii. enflasyonun yüksek olduğu dönemde çok daha sert artıyor. Şimdi oradaki kira artış uygulamasının da aslında hala adil olduğunu düşünmüyorsunuz. Cirodan hesaplanmasını. Şimdi bakın cirodan hesaplanabilir. Biz şunu adil bulmuyoruz. O sabit kira artışı TÜFE ortalaması %70. Evet. Bunu bile perakendeci kabul ederken karşıdan yatırımcıların bir kısmı çıkıyor ki %70 bana yeterli değil. Sen 5 yılını 10 yılını doldurdun. Bunu %100 arttırman lazım. %150 arttırman lazım. Şimdi bizim zaten ciro kirasından dolayı kiralarımızı geçtiğimiz 6 ay çarpı 2 olarak ödedik biz hep. Bunlara rağmen bu da ciddi bir maliyet enflasyonu yaratıyor. Bununla ilgili biz önerilerde de bulunduk. Aynı konutta olduğu gibi belki bir üst sınır getirilebilir kira artışına ancak yatırımcıyla kiracı... %25'i mi talep Yok öyle bir şey hocam? Demedik. Biz dedik ki TÜFE ortalamasının belirli bir oranı çerçevesinde bir artış olabilir. Ama kesinlikle yatırımcının vergisel anlamda rahatlatılarak bu artış frenlenebilir belki. Aksi takdirde kiracıyla yatırımcı sürekli kavga eder. Bu da hoş bir durum olmaz. Dolayısıyla devlete burada iş düşüyor diye düşünüyoruz. Yani iki sektörün arasındaki anlaşmazlığın yanı sıra bence vurguladığınız konu şu anlamda önemli. Bu bahsettiğiniz anlaşmazlık ya da karşılıklı maliyet tartışması gün sonunda vatandaşın cebine yansıyor. Enflasyon ve yüksek emeği. Yani siz de bu artan maliyetleri perakendeciler olarak tabii ki ürünlere yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi yansıtabildiğimiz kadar yansıtabiliyoruz. Bir de şunu unutmamak lazım ki 1 milyona aşmış bir çalışan sayısı var perakende sektörünün, organize perakende sektörünün. Sadece Birleşmiş Markalar Derneği'ne üye firmaların 450 bin civarında çalışanı var ve alışveriş merkezlerindeki tüm çalışanlar, hizmet görenlerinde ücret sorumluluğu tamamen perakendecilerde. Yani dolayısıyla bu kadar büyük bir sorumluluk perakende sektörünün, perakendecinin, markaların üzerindeyken alışveriş merkezlerinin işte bizim döviz borcumuz var o yüzden perakendeci benim kiramı daha fazla arttırması gerekiyor demesinde biz çok doğru bulmuyoruz. Çünkü ciddi anlamda perakende sektörünün borcu 226 milyara ulaşmış vaziyette. Ciddi oranda bir artış var. Bunları da göz önünde bulundurduğumuz takdirde perakende sektörünü bizim diri tutmamız lazım, yaşatmamız lazım. Ama tabii ki bu arada da AVM'lerinde döviz borcu varsa ki bu borç ne kadardır bakanlık mutlaka açıklayacaktır bu borcu. Türk lirasına çevrilmesi konusunda da çalışmanın yapılmasını da doğru buluyorum. Yani bir an önce döviz dolarizasyondan Türk ekonomisinin bir an önce kurtulması ve o iş ortaklarımızın da döviz risklerinin olmaması bizi de rahatlatacaktır diye de düşünüyorum. Peki şimdi bir asgari ücret konusu var. Şimdi oradaki ne kadar olur tabii göreceğiz ama şu anki beklentiler sanki kabaca %40'lar civarında bir artış olacakmış gibi. Ve 8000 ya da 8000'in biraz üzerine gelmesi bekleniyor. Bu konuda sizin sektörde asgari ücret çalışan oranı kaç, yüzde kaç? Çalışanların yüzde kaçı asgari ücretli ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Mağaza çalışanlarımızın önemli bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. Ancak şunu da unutmamak lazım. Perakende sektörü aynı yeme içme sektöründe olduğu gibi ciro hedefleri verilerek perakende sektöründe ve bu cirolarda yakalandığı takdirde çalışanlara prim uygulayan bir sektör. Yeme içme sektöründe bunu işte bahşiş diye adlandırıyor ki onların da bu konuda vergiden muaf tutulması için ciddi talepleri var. Bizde de belirli perakende sektöründe hedefler veririz çalışanlarımıza. Maaşının yanı sıra
yönetici pozisyonunda olmayan, yeni başlayan veya stajyer pozisyonunda olan gençlerin diyelim asgari ücretle çalışır. Bizim beklentimizde ne kadarlık bir zam yapılacak? Enflasyonun ya da yatırmalı altında olmaması gerekiyor. Hangi enflasyonun? Tabii ki tüketici enflasyonu. Hayır, yani yıl sonu enflasyonu mu? Tabii ki yıl sonu enflasyonu. Yoksa beklenen enflasyon mu? Çünkü yıl sonu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan %20'lik enflasyona kendinize hazırlayın. Aksi takdirde sert önlemler gelecek dedi. Şimdi %20'lik enflasyon baz alınacaksa yani beklentiyi yönetmek için kendisi bunu söylüyor aslında muhtemelen ama. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bu şu anda gerçekleşmemiş bir enflasyon. %20'lik Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade O zaman %65 yılı kapatması tabii ki şu anda gerçekleşmiş olan, erimiş olan bir kısım var. Bu kısmın telafi edilmesi gerekiyor. Yani bunu zaten... Peki gerçekten %65'lik bir zam yapılırsa asgari ücrete, yani sektörler bunu kaldırabilecek mi? Bir de çünkü asgari ücretin enflasyon üzerinde geçişkenler. Yani o çok kötü bir döngü, kötü bir sarmal orası. İşte bunu da biz şu şekilde, bunun içinde bütün ekonomistler de aynı görüşü taşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bu ücret artışlarının mal ve hizmetlere yansımamasını istiyor isek, devletin bunları bir müddet vergi dışında tutması veya vergiyi en alt oranda vergilendirmesi gerekiyor. Ki bizim devlete vergi olarak ödeyeceğimiz kısmı vatandaşımıza yansıtalım, mal ve hizmetlere yansıtmayalım. Bu kısır döngüyü kırmak açısından. Tabii ki bunu hazine ve maliye yapacağı hesaplarla belirleyecektir. Bütçe rakamları. Tabii biz burada bunu temenni olarak söylüyoruz ama bütçeyi yöneten insanların da ortada orada... tabii seçim olduğu için belki bahsettiğiniz tabii konularda daha cömert olması gerekebilecek kamu otoritesinin. Çünkü genelde tüm tabii dünyada böyledir. Seçim dönemlerinde tabii biraz daha musluklar açılır. Ve nefes alması lazım insanların. Evet. Nefes almaları gerekiyor. Çünkü oranlar, fiyat artış oranları gerçekten özellikle gıdada çok üst sınırlarda. Gerçi Kasım ayında perakende sektöründe önemli bir kampanya ayıydı biliyorsunuz. Yeme içmenin gıda sektörü, gıda haricinde çok önemli indirimler yapıldı ve farkındaysanız enflasyonda da enflasyona düşüşte de hazır giyimin önemli bir etkisi Doğru. oldu. Sembolik bir düşüş Doğru. dahi olsa hazır giyim eksi çıkan tek sektör oldu. O yüzden perakende sektörünün, özellikle organize perakende sektörünün indirim kampanyaları da enflasyonu düşürmede etkili. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi ciro endekslerini bir hızlıca ekrana getirelim. Orada bugün açıklandı biliyorsunuz TÜİK'ten perakende satışlara ek olarak. Perakende satışlarda zaten 9,5'luk bir artış var. Birazdan iş talebi de hızlıca konuşacağız ama ciro endekslerinde özellikle mesela gayrimenkulde %206 artmış cirolar. Oldukça yüksek bir artış. Ulaştırma depolama %180'lerde artmış. İşte konaklama yiyecek %143. Dolayısıyla burada reel olarak cirolarda bir büyüme var. Yani enflasyonun da üzerinde bir büyüme olduğunu yıllık bazda zaten görüyoruz. Fakat Sinan Bey, kârlar nasıl? Ben bunu merak ediyorum. Yani perakende sektörünün kâr marjı nerede? Mesela gıdacılar üzerinden konuştuk. İşte BİM'e yüklenildi, diğer market zincirlerine yüklenildi ama oradaki kâr marjının %2-3 arasında olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim hızlı tüketim ürünü genel perakende birleşmiş markalarına üye derneğimize üye markaların pek çok sektörde pek çok sektörde yer alıyor. Ama %50'si hazır giyim sektöründe ve %50 hazır giyim sektöründe biz moda ürünü satıyoruz. Yani hızlı tüketim ürünü gibi hızlı kullanıma odaklı her gün kullandığımız ürünlerin çok dışında kısmi olarak zevke yönelik ürünler satıyoruz. Moda ürünü sattığınız zaman bazı ürünlerin tutmuyor diyoruz ona biz. Fiyatını %50 indirebiliyoruz tutmayan ürünlerinizde. Ama bazı ürünlerinizde istediğiniz karlılığı yakalayabiliyorsunuz ve yıl sonunda da toplam karlılığa bakıyorsunuz. Şimdi, ne kadarlık bir karlılık? Şimdi perakende sektörü, ben sektöre girdim gireli işte yıllık %10 ile 20 arası net bir karlılık eğer yakalayabiliyorsa hazır giyim sektörü iyi bir rakamdır diye kabul edilir. Yani dolayısıyla bu yılda hedefiniz o mu? Bu yılda özellikle turizm etkisiyle, turizmin çok büyük etkisi oldu. Çünkü özellikle Bankalarız Kart Merkezi'nin verilerine göre kredi kartları harcamalarında görüyoruz ki %300'lük bir turist harcamasıyla karşı karşıya kaldık. Ve bu geçtiğimiz yaz sezonundaki 5 aylık dönemde perakende sektörünü çok ciddi sırtında taşıdı diyebiliriz. Yılbaşında da inşallah bu hareketliliği göreceğiz ve önümüzdeki dönem bu sorunları
halletmiş olarak 2023'e başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm BMD ailesine şimdiden iyi bir 2023 diyelim. Tekrar yayın yapamazsak size çok sağ olun. Sizden önceli ağırladık. Fokus'ta programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.